Sevgili arkadaşlar, PUBG Mobile gündem kanalına hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Sonunda bir aylık maraton bitti ve PMT'nin birinci sezon şampiyonu MZR takımı oldu. Bunun üzerine Cihan her zamanki gibi iddialı konuştu. Bununla kalmayıp yeni ortaya çıkan PMTC Ligi hakkında konuştu. Neden o ligi katılmadıklarını ve katılmak istemediğini söyledi. Hile hakkında konuştu. Acaba hangi takımı kastetti? Burada herhangi bir takımının ismini söylemek istemiyorum ki yanlış anlaşılma olmasın. Ama siz yorumlarda düşüncenizi yazabilirsiniz. Yeni sezonda rank kasacak mı, kasmayacak mı? Bunun cevabını bir nevi vermiş oldu. Günümüzdeki e-spor ve geçmişteki e-spor hakkında konuştu. Yani anlayacağınız gündem bayağı dolu. O yüzden çayını kolanı al, keyfine bak. Konuşmalar bittikten sonra da MZR takımın PMT'li 1. sezonda aldığı son win'i hep beraber izleyeceğiz. Ama konuşmalara geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Her zamanki gibi bana verdiğiniz desteklerden minnettarım. Hadi hep beraber videoya geçelim. Herkes destek veriyor. Herkes güzel mesajlarını iletiyor. Bu güzel bir şey. Yani elimizden geldiğince uğraştık, çabaladık arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Bazen yeri geldi kızdık, bazen yeri geldi üzüldük. Güzel bir ekip olduk. Güzel oynadı. Zevkliydi. Bir ay sürdü. Hak ettik bu kutlamayı. Vay be chat. Keşke herkes chat. Chat siz de kutlayın lan. Instagram'dan bana şey hikaye atın nasıl kutladığınızı. Düşünsen meşalelerle dışarı çıkıyorlar. Vay be. Kral demiş baştan sona en heyecanlı en güzel kareleri bize yaşattığınız için biz teşekkür ederiz demiş. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani elimizden geldiğince sadece win almaya değil de arkadaşlar, elimizden geldiğince izleyiciyi de sıkmadan, izleyicinin de eğlenebileceği, izleyicinin de mutlu olabileceği bir şekilde oynadık ligde. Yeri geldi rush attık, yeri geldi kafa attık, yeri geldi rotasyonumuzu değiştirdik. Yani güzel şeyler oldu. Bu güzel yani, anladın mı? Başarı her zaman güzeldir arkadaşlar. Sonunda nasıl bir ödül olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan sen bunu başardın. Anladın mı? Bu güzel. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Her zaman da keyif verici. Ödül ne? 500 bin TL. Önümüzdeki ligde ben bence 1 milyon TL de olabilir yani. Prestij değeri benim için. Tabii. Aynen. Bulut yakışıklısına. Tabii ki de yakışıklısın kardeşim. Teşekkür ederim. Ya şimdi lig bitti. Ne yapacağız? Onu düşünün. Onu. Dediğimiz gibi abi ya, bu ligin son günü olacak bugün. Başka yayıncılar da lig başlatmış, isterseniz oraya da geçebilirsiniz demiş. Ya kanka kusura bakmayın da ben Hile'nin, Hurda'nın, Çakal'ın, İt'in, Cart'ın, ben tanımam ettim, anladınız mı? Kim yaptığını da bilmem. Öylesine söylüyorum. Ben güvenilir adamlarla çalışırım. Güvenlerce abi, anladın mı? Adamın takımından 3-4 kişi sürekli ban yiyip duruyorsa, herkes Hile damgası vuruyorsa, yanındaki arkadaşı bile hile o çocuk beni takımdan aldılar, onun benim elime hileyi koydular diyorsa, ben öyle takımların olduğu yerde işim yok arkadaşlar. Anladınız mı? Çünkü zaten mobilden oynuyorum. Zaten bilgisayarlara karşı rekabet gösteriyorum. Bir de oturup da acaba adamlar hile mi yaptı, makro mu açtı, görme mi var bilmem, uğraşamam abi. Ben güvenli insanlarla çalışırım. Bu ligde biz güvendiğimiz insanlarla kurduk. Hiçbir zaman ismi problem yaşatmamış, ban yememiş, sıkıntı yaratmamış, ona buna ana bacı kaymamış insanlarla takıldı, devam ettik. Çok da güzel bir ligdi, çok da rekabetliydi. Katılan bütün takımlara da gerçekten minnettarım, teşekkür ederim. Asla bir problem yaşamadım. TikTok'ta paylaşımlar mesela Pro vs Pro, ellerinize sağlık, mükemmel fight'tı. Anladın mı? Bu şekilde paylaşımlar. Başka türlü onun anasını bilmem ne yaptık, bunun bacısını bilmem ne yaptık. Yani en yakın, daha dün mü dünden önce mi gördüm, yine salak salak adamın anasına bir şeyler söylüyor. Pazarlık falan. Bunlar bana göre değil abi, anladın mı? Benim kalitem belli, anladın mı? Ben buralara etimi tırnağımı taka taka geldim. Başarı üstüne başarı koyarak geldim. Şaklabanlıkla, anladın mı? Dilencilikle, onunla bununla, saçma sapan primle gelmedim. Vura vura, yıka yıka, anladın mı? Azmimle, sinirimle, hırsımla geldim abi. Ben buraya her zaman yüreğimi koyarak devam ettim bu sektörde. E-spor tarafında, PUBG Mobile tarafında şu an bir sürü e-spor kulüpleri var, bir sürü PUBG Mobile'de yetkili var şu an. Benim zamanımda kimse yoktu. Türkiye dedikleri zaman Kaos takımı geliyordu en başta, anladınız mı? Kaos takımı diyorlardı Avrupa'da. O zamanlar PUBG Mobile Türkiye'de bir cacık yoktu kanka. Biz yargı dağıtıyorduk şimdiki birinci lig, ikinci
çocuk olan takımların alt, o dönemdeki oyuncularına biz yargı dağıtıyorduk ya. Hatta turnuvaya katılmadığımız zaman ya mezarcı nerede onu görmek için çok heyecanlıydım diyorlardı. Old boy falan mesela hala oynuyor adam, doğru mu? O mesela Doğa diyor nerede mezarcı diyor, bize çıkmadı o, gelemedi falan, çok üzüldüm diyor mesela. Biz o dönem nereden geldik oğlum? Biz. Bizi bilen biliyor, seven seviyor, bana onlar yeter. Doğru duvar yıkılmaz abi. Siz şu bu vardı diyorsunuz da benim zamanımda mobilden bile zor oynanıyordu. Siz emülatör takımlarından bahsediyorsunuz. O işleri geçin kardeş, geçin. O işleri geçin. Ben e-spor tarafında yargı dağıtıyorken dünyanın haberi vardı bizden. Ya, siz şey yapıyorsunuz. Bir mezarcı kaç spam alayım. Salın salın köpekleri de bir yol alsın şuradan. Şöyle bakayım. Şampiyon burada. Hadi bakayım. Bravo. Daha nice tapelere. Yani bundan sonra yayınlarda ne yaparız? Ben de onu düşünüyorum ya. Abi beraber eğlenceli rank yayınları yaparız. Ondan sonra yakınlarda lig varsa liglerde oynarız. Ya farklı liglerde oynanabiliriz işte, değil mi? Hile hurda, çakal çukal, it push kopuğun olmadığı yerlerde oynamak lazım. Çünkü kalitesiz bir yerde bulunmak istemiyorum. Kaliteli olsun, takımlar kaliteli olsun, oyuncular kaliteli olsun, izleyiciler kaliteli olsun. Aynen. Anladın mı? Ben benim izleyicilerimden çok memnunum mesela. Onlar canlar, her şey. Her şeyden önemlisi saygı zaten abi ya. Ne? Her şeyden önemlisi saygı. Saygı önemli abicim ya. Yani saygı, itibar şey. Çok zor kazanılır. Ve biz bunları kazanalı çok oldu. Rank easy be abi. Çok kolay bir rank. Hı? Bence. Yani botlarla oynayıp oyunculuk kaliten düşmesin. Onu istemiyorum. Şey olsun. Anladın mı? Scrim turnuva devam ediyor. Rakipler güçlü, mantıklı alanlar, güzel oyunlar, fight açmalar, fight kapatmalar, alan tutma, yer tutma, kondisyon, spor, bar fix. Şuna. Arkadaşlar konuşmaları dinlediniz. Şimdi hep beraber son maçı izleyeceğiz. Evet, ama sizin düşüncenizi gerçekten merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Diğer ligdeki hileciler hakkında kastederken hangi takımı kastetmiş olabilir? Rank maçları mı, scrim maçları mı? Onun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ve genel olarak sizce PMTL'yi hakkıyla kazandı mı? Bence mezarcı hakkıyla kazandı. Hem win aldı, hem kill aldı, hem rush attı ve gayet keyifli zamanlar bize yaşattı. Buradan da mezarcı takımını kutluyorum. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum ama yorumlarda düşüncenizi yazmayı unutmayınız. Harekete geçmesine 25 saniye kaldığını görüyorum. Zirve ekibi alanı araçlarıyla gidecekler. Mr. Joe ben sol tarafa... Lan çok iyi görmüştü. Lan eğime girmesi de var ya, bir ton kill olurdu ya. Tali. Ya güzel oyunlu. Ne bakalım, bakalım yüzün gibi. O benim vakayı gördüm. Mezarcıların arasına kadar girdi ama Alperen yakaladı orada. Oğlum ya. Alperen yakaladı ve Dozer de oyunun dışarısında kaldı mezarcı. Üçüncü kişiyi bulmuş oldular. Çok garipti. Ali sen tepene bir atladın. Sat ekibi mezarcıya doğru kafaya girdi. Uçmadı oğlum, o bombaya nasıl uçmadı? Sektirdim duvardan bir. Aşağı atladı. Öncelikle aşağı atladı. O değil de Cihan abi harbi oynadı lan. Bir üstünüz kulübeye sıkıyor. Bir altını vuruyor. Daha. Koşu yoluna doğru bombalar gönderecek. Yunus yerde kaldı. Kulübe 5 tane bomba attığınız bir de patlamadı. Joben'in yani durumu kritik. Kit kullanmak için yeterli zaman bulamayabilir. Mr. Joben oyunun dışarısında. Bak canları falan az kalıyor. Mezarcı burada. Bak ben çocuğa headshot atıyorum. Bak bak ben burada nasıl oynuyorum bak şimdi bak, tamam mı? Ben bunu önce şeyde oynamıştım. Dışarıdan oynamıştım. Mermi hiç yoktu bende. Çocuk ölecekti bombaya ya. Hacı ile Speed karşı karşıya kalacaklar. Hacı'nın atışları vardı. Speed orada Hacı'yı da almayı başardı. Salam ya. Reflex. Helal olsun. Rakibi galibiyete koşuyor derken orada bir bomba geldi Arda'ya. Arda'ya bir bomba, ikinci bir bomba, bir molotov. S4'ün yeri Korelisi çok iyiymiş. Biz sağdan açınca aynen çok iyiymiş. Tek başına kaldı satlarda. O çocuk orada tek başına iyi bile dayanmış ha. Aynen. Dışarı gelmeye devam etti. Red Kit'e Reflex'in hazırlıkları da güzel bomba. Sonra kaya geçecek. Adam S12K'ya geçti zaten bende. Yok abi o 3 numaralı takma sıkarken silah bıraktı ya. Lan abi bu adam çok komik, içeride oturuyor, ben camdan bakıyorum. Ama adam olduğuna %100 emindim lan. Orayı yükseldi sonra unutturdu kendini. Artık 15 saniye içerisinde alanımız gelecek. Sahangır sokmadık o takımla biz. Bak şimdi Can abinin face to face izleyin biraz. Ben nasıl açılıyorum oradan bak. Ben oradan nasıl açılıyorum. Atışları var Reflex'in.
Sorry for Everything takımının oyuncusu bir takım oyundan elemek üzere. Ben orada bug vardı bak. Can Can abinin. Mezarcıyı gördüğünde her şey için çok geç olacak birazdan. Bak. Aha. Pompalısını aldı farkında mezarcının. Mezarcıyı görecek Iptex mezarcıyı. Gördün mü? Yerimde durmuyorum. Yerimde durmuyorum. Ben gözümden izledim oraya abi geldim. Bak ben çok vuruyorum orada. Çok zor durumda. Bombayız abi adresi testi. Patladı öldü sanıyorum bak aynı anda geliyor. Ve iyice de adrese testi. Bombasını çekti gönderdi. Bombasını diyorum. Abi altından gözüküyordu niye yemedi abi? Yemiyor bug oluyor işte. Benox'un üzerine ve Speed'in bombası. Mezarcı ekibine galibiyeti getiriyor. Toplamda 8 kill mi? 9 kill var mezarcı ekibinin. STW'nin 4. Odaya attım. Elinize kodunu sağlık. Deni 3.